ben insanlara Kur'an'a tabi oldular diye, Kur'an'ı hak olarak kabul ettiler, bunun izinden yürüyorlar diye neden mükafatlarını kat kat veririm? Bir, bimâ sabarû. Bu bir sabır gerektirir. Ya ben Kur'an'a inandım, inandın ama ölünceye kadar ne yapacaksın? Bu yolda yürüyeceksin. Pazara kadar değil, mezara kadar Kur'an yolunda yürüyeceksin. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Aman kaybolmayalım, kaymayalım, kaydırılmayalım, sapmayalım, saptırılmayalım. Ne yapalım? Sohbetlerle kendimizi takviye edelim, zikirlerle kendimizi takviye edelim, Kur'an okuyarak kendimizi takviye edelim. Niye? Bu bir sabır gerektirir. Son nefese kadar bir sabır gerektirir. Kolay bir iş değildir. Şimdi çevremize baktığımız zaman, efendim bir sürü insan Allah muhafaza, daha önce Müslüman olduğu halde, camiye cemaat olduğu halde sapmış, yoldan çıkmış, inkar ediyor, birçok gerçekleri inkar ediyor ve bunu da bir erkeklik zannediyor, adamlık zannediyor. Efendim, kendi kendine bir takım havalara girmiş, o affedersiniz merkebin sidiğinin üzerine konan bir çöp parçasının üzerindeki sineğin kendisini Atlas Okyanusu'nda kaptanı derya zannetmesi vardı ya, aynen öyle kendisini Atlas Okyanusu'nda kaptanı derya zannediyor. Allah'a kafa tutmayı, Allah'ı inkar etmeyi, Allah'ın dinini inkar etmeyi, kulluğa gerek yoktur diyebilmeyi bir erdemlik zannediyor, adamlık zannediyor. Halbuki kendisine maliyetin ne olduğunu bilse, anasından doğduğuna pişman olacağını bilse yapmaz bunu.